Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo, Leyza, Pozitif, Reklam ve Miraç Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da yanımda çok sevdiğim, kayınlarımın ödettiği, kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşım var. Ziyaretimize geldi, gelmişken de dedik, yayın almamış olmaz, sevdikleri var tabii ya. Sözü de fazla uzatmazdan, bir hoş geldin diyelim kendisine, sohbetimize başlayalım. Evet, iyi hoş geldin Sabahın Yıkızım. Nasılsınız? Allah da ayetsin. Sağ olsun kardeşimiz çekiyor. Az biraz daha böyle yanaşıyorsun. Kameraman, az daha yanaşıyorsun. Evet, şöyle görüntü, tamam, güzel, öyle. Şimdi sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. Ben Güney Subanlı Dere Köyü'nden Osman Çavuş'un, Mustafa'nın oğlu, Seyfullah'ın oğluyum. Evet. Sen nerede doğdun? Rize'de, Güneysu'da. Güneysu neresinde? Güneysu Ballıdere'de. Ballıdere'de. Evet, Ballıdere'de. Niye Ballıdere demişler oraya? Ballı çok eskiden ballı çok olduğu için Ballıdere demişler. He. Ya. Yani Ballıdere olarak. Ballıdere olarak. Yani şimdi gene oluyor mu? Yani eski kadar olmuyor ama şu anda gene oluyor yani. Evet. Şimdi isminiz T. Değerli izleyiciler, enteresan bir isim tabii ya. İyi var, değil. Bu isim kim verdi size? İsmi dedem verdi, rahmetli dedem verdi. Bizim Karadeniz'de öyle meşhurdu zaten, Allah rahmet eylesin. Dedem cünaha kalmasın diye, Tayyip aslında da Teyip olarak verdi. Bizim oradan köyde öyle, ya. Evet. Ay oradan. Şimdi Tayyip desinler tanımazlar seni. Teyip dediler. Teyip tanımlar, her şey Teyip tanımlar. Evet, olur musun? Evet. Teyip olarak tanımlar. Şimdi değerli izleyiciler, Teyip kardeşimiz, sevdiğim bir kardeşimdir, iyi arkadaştır, böyle ziyaretimiz gibi, hem çalışkan, cesur. Şimdi Teyip, Rize'de doğdun, kaç senesinde İstanbul'a geldin? 90'da İstanbul'a geldim. 90'da İstanbul'a geldim. 90'da İstanbul'a, 89-90'da İstanbul'a geldim. Evet. Şimdi soralım size, iyi Teyip nasıl evlilik yaptı, görücü usulüyle? Görücü usulüyle. Evet. Benim şimdi annem, babam o zaman Rize'deydi, burada değildiler. Evet. Abimin sayesinde. Annem baba sağdı. Allah. Babam vefat etti, annem sağdı. Allah rahmet eylesin, neşer bize tutulsun. Allah'ın yani babam o zaman yaşlı olduğundan İstanbul'a pek gelemiyordu. Ondan dolayısıyla abimin... Hangi abim? Büyük abim, Farah abim yani, istedi. İstedi, o onun sayesinde, onunla kalmadı zaten. Onun sayesinde... Çoğuk çocuğa karıştık yani. Yani istedim. Kim o kızıydı? Topasan'ın Adem'in kızıydı. Evet. Kaç sene oldu evlenelim? Yani 80, hemen hemen 30 seneyi devirdi ya. Yani. Maşallah. 30 sene, 20-27 sene falan oldu. Evlenelim. Evet. Seneler çabuk geçiyor değil mi? Seneler. Şimdi düşünüyorsun yani. Normal en ufak yüksek 10 yaşın oldu. Evet. Kaç çocuk var? İki çocuk, bir kişi yok. Maşallah, Allah bakarına açık etsin. Deyip başbakan diyordu, üç çocuk sen, iki çocuk tutan ya, mı? İki tane yeter. Neyse, yani, yerine göre üç tane, yerine göre beş tane. Allah Allah, iki tane açık etsin. Bakmak, bakamadıktan sonra tamam. Evet. Yani insan senin bir çeşitliyorsun. Bu sakalları ne zaman bıraktın diye? Bir ay yok, bir şey oldu. Niye ayrılık, bir mazisi var? Yok, yok, yok mazisi yok. İşin yok olduğundan. İşin yoğunluğundan ama böyle yakışıklı olmuş. Yok, yakışıklı işte bize. İşte sakal rahmetli. Yenge bir şey diyor mu? Atın bir şey diyor mu? Ya, Allah'a çok şükür olsun. O, şu anda şey. İnşallah duasını da yaptırırsın. Sen zaten inancı yaşayan güzel kardeşimsin. İnancı da şu anda bizim hafız gitmiş. Libya'ya gitmiş. Evet. Allah nasip ederse Beşiktaş'a giderim yani. İnşallah, inşallah. Yani, çünkü Allah nasip ederse Beşiktaş olur. Sakal sünnettir. Şimdi Teyip daha önce yayınlara katıldın mı? Yok, izledim. İzledim, yayınlarımızı izledim. Miraç TV'yi izliyorsun. Bayağı izledim, internetten dolayı. TV kanallarından. Yani arabada olduğum şey, bilgisayardan. Her yerde artık izleyebiliyorsun. Dünyanın birçok yerini izleyebiliyorsun. İnternet şu anda, internet olduktan sonra her yere izleme şansım ödüyor yani. Bunlar bir de arşivde kalıyor, ölümsüzlüğe tabii ya. Ölümsüzlüğe. Mesela benim senin çağırdığın, duvarımda çaldığın çelenciyi ben geçen akşam Rize'de izledim. Yani o zamanla bu zamana kıyaslayalım ama şu anda o zaman 18-19 yaşındaydık o zaman. Ama şimdi bakıyorsun ki
Yani seneler zaman geçiyor. Değil mi? Seneler ama ne diyorsun? Abi şöyle alayım seni 2 dakika. 36 dakika. Şimdi değerli izleyiciler, bu arada müşterilerimiz de geliyor ama sağ olsun Allah'a şükürler. Böyle fırsat bulmuşken kardeşlerimiz devamlı burada olmuyor. Yayın ediyoruz. Alalım onu dedik. Senden maşallah şimdi o zaman da çok silah atıyordu değil mi? Tabii o zaman silah olayı vardı yani. Abin de var ya o gün paraya döktü yani ha. Ya o zaman ha? O zaman öyleydi ama şu anda o zamanlar da şimdi şu andaki zaman öyle değil. Güzel. Aynı köy düğünü. Köy düğünü gene şu andaki köy düğünü gene aynı yani. Evet. Aynen. O zaman vardı, herkesin silahı vardı. Şu anda yok zaten. Yok desem gene yalan olur, gene var. Evet. Şimdi gençlik yıllarından bu yana ne işlere uğraştın? Onu da soralım size. Gençlikte mobilyadan başladım işte, dekorasyon üzerinden mimar nefretleri yapımda çalıştım. Oradan Sinop, Ayancık Belediyenin ahşap evleri vardı, onları kurduk, oteller vardı. Hı. Oradan burada İstanbul'a o ahşap evlerini getirmeye çalıştık ve getirin bayağı bir mücadele ettik, getirdik, yani yaşattık. O şekilde çalışıyorsun. O şekilde, Allah'a şükür. Memlekete gidip geliyorsun. Gidip geliyorum şu anda. Güzel. Yani pekala emeklilik daha var değil mi? Var, daha emeklilik var. Daha gençsin yani. Ya. Bir sene daha falan var. İyi güzel maşallah hemen hemen ya. Kaç kardeşsiniz siz kendiniz? Biz 10 kardeşik. 8 4 erkek. Maşallah bunun ölüm var mı? Babam hayız yok. Yok. Allah'ım. Yok. Çok kardeşlerde. Yok, öyle yok şu an. Hepsi sağ olsun. Hepsi sağ. Kaçıncı değil? Ben 9. 9 senden sonra? Ben de sonra bir kız var. 10. Bir kız daha. İyi, Allah hepsinin bahtları nasip etsin diyelim. Huzur versin, sağlık versin. Abilerine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, deyip başka sevdiklerine son olarak ne söylemek istiyorsun? Söylediğiniz... Herkese, yani bu zamanda herkese mutlu ve iyi kazansın. Başka bir şey yok. Normalde göreceksin, Türkiye'nin gidişatı biraz zor yani. Evet, akıllı olmak lazım. Akıllı değil mi? Akıllı olmak lazım. Çocuklar akıllı olsun. Akıllı olsun. Deyip şimdi başından böyle enteresan geçen bir anlatacağın bir olay var mı? Yok şu anda pek şu ana kadar pek olayı yaşamadım. Allah pek şaka mahalleti yok böyle şey pek şaka hep yollara geçtiği için böyle özellikle selam göndereceğin kişi var mı? Rize'deki herkese selam gönderiyorum köyde olan ailelerine ne söylemek istiyorsun? Hanımın da izleyecek seni. Yok ola şimdi normal izlerler, hep izler. Tamam, yok. Yani izleyince diyecek ki bakalım benim beyim bana ne söyledi. Ne söylemek istiyorsun yenge? Herkese selam söylerim, başka bir şey söyleyeyim. Çocukların hepsine? Herkese öyle izler yapıyor zaten. Öyle değil mi? Selam yeter zaten. Kavga gürültü şamata yok değil mi? Hayatta yani. Ben bu zamana kadar şeydim hayatta öyle bir kavga. Öyle yani, değil mi? Çok güzel, çok güzel. Onu tabii soruyoruz böyle. Değerli izleyiciler, Teyip Karali kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kendilerini yayına aldık. Az da olsa kararınca bir özgeçmişini anlatmış olduğu sizlere, sevdiklerine, dünyanın her yerinde artık izlenince kendilerini hatırlayacaksınız. Selamla yad edeceksiniz. Ona ulaşmak istiyorsanız, TV kanallarından, Facebook sayfalarından bizlere ulaşıp asker arkadaşı olsun, herhangi bir arkadaşı bizle irtibata geçip Teyip kardeşlerimizle kendisini görüştürebiliriz. Böyle de bir güzel... Teşekkür ederim bu yayınların şeyleri için, böyle evet. Güzel yayınlar düzenlediği için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kameraya bir yakışıklı yal sallayalım, yayınlar çıksın, işlem alabilirsin. Aynı yerde işte.